Bugün herkes şunu görüyor ki Şubat Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum, Mart da Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Zaten bu iyileşme var ama bir kısım ya şu seçimi de bir bekleyeyim de bir göreyim. Yerel bir seçim bu. Ha sonucu da belli Allah'ın izniyle. Gümbür gümbür iyi gidiyor. Neticeler siyasi istikrar açısından belediyecilik olarak da iyi gidiyor. Orada da bir sıkıntı yok. Ama işte bunu da bekleyeyim diyenler de yavaş yavaş açılmaya başladıkça daha da hızlı oluyor bu süreç. Bunu Şubat'ın ilk yarısıyla ikinci yarısında da görmeye başladık. Allah'ın izniyle çok daha iyi olacak. Olmadı. Şubat, Mart ve Nisan verileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın iddia ettiğinin aksine ekonomik krizin derin ve kalıcı olduğunu doğruladı. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, ha 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersiniz. Dolar İstanbul seçimlerinin iptal kararı sonrası 6.24'ü gördü. AKP hükümeti 4,5 milyar dolar satmasına rağmen Türk lirasındaki erimeyi durduramadı. Şimdi iç tüketimdeki yavaşlama, ekonomideki daralma ve seçim sebebiyle bozulan bütçeye kaynak aranıyor. Hükümet son olarak kara gün akçesine göz dikti. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla bununla nasıl uğraşılır göreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası'nın 40 milyar liralık olağanüstü durumlar için saklanan ihtiyat akçesini kullanmak istiyor. Yasa tasarısı hazırlıkları başladı. Reuters'a bilgi veren kaynaklar, bütçedeki kara deliğin bu yolla kapatılmak istendiğini söylüyor. Uzmanlara göre böyle bir adım enflasyon ve kurda patlamaya yol açacak. Uğur Gürses kararı tepkisini Merkez Bankası'na el atıp para bastırıp seçim kazanan bir iktidar görmedim sözleriyle gösterdi. Gürses, bas bas paraları iktidara, Merkez Bankası'na el atıp para bastırıp seçim kazanan bir iktidar görmedim. Merkez Bankası'nın yıllık kârı üzerinden ayrılan 46 milyar liralık ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılması girişimi varmış. Bu para basmaktan farklı değil, getireceği sonuç da enflasyon ve kur artışına yakıt olmak dedi. Ekonomist Mahfi Eğilmez'se kısa vadeli avans uygulaması çok daha namuslu bir uygulamaydı sözleriyle iktidarın Merkez Bankası'ndaki ihtiyaç akçesini kullanma kararını eleştirdi.